şeyden 9'da geçeceğim. Dükkandan. 9'u 5'e 15'e oradan geçerim. Ben 1959 doğumlu Giresun Göreleliyim. 85 yıllarında İstanbul'a gittiğimde hidrolik ve pneumatik sektöründe belli bir süre çalıştım. Yabancı firmalarda çalıştım. Daha sonraları 2000 yıllarında kendi firmamı kurdum. Hidrolik pneumatik olarak. Ve başarılı Uzak Doğu, Çin'den ithal etmiş olduğum ürünlerle Türkiye pazarında birinci sırayı yakaladım. Bu ithal etmiş olduğum ürünleri İstanbul'dan Kars'a kadar aynı zamanda pazarlamasını yapıyorum. Kendi çocuklarım olmak üzere firmamda aile şirketi olarak çalışıyoruz. Bu pandemi sürecinde de özel ürünler, maske makinacılarına özel ürünler ithal ettim. Hiçbir zaman zor durumda bırakmadım yeni imalatçıyı. Her zaman destekledim ve bugünlere kadar getirdim. Şu anda yine maske makinacılarına 24 saat hizmet veriyoruz. Teşekkür ederim. Kaç çocuk var? 3 tane çocuk var. 1 kız, 2 oğlan. Onlar da şirketliler mi? Onlar da şirketliler, görevliler. Yeri nerede İstanbul'da? İstanbul'da Başakşehir'de yerimiz. 600 metrekare bir yerimiz var, 3 katlı. Burada mağaza ve depo ve imalathane olarak çalışmaktayız. Hangi ülkelere gidiyorsunuz? Hangi ülkelere gidiyoruz? Tayvan, Çin, İtalya, Gürcistan, İran, bu bölgelere satışlarımız devam ediyor. İhracat yapıyoruz, ithalat aynı zamanda. Çocuklarınızın yabancı dili var mı? Çocuklarımın yabancı dili var. İthalat konusunda zorluk çekmiyoruz. Bu konuda işimizi hallediyoruz. Sizin köyünüz neresi? Ben Çömlekçi, Taşlı köyündenim. Siz dış ülkeye gittiniz mi? Dış ülkeye gittim ben de aynı zamanda. Nereye gittiniz? Yine İtalya ile başladık. İtalya, Almanya, Çin, Tayvan, İran, Gürcistan, Romanya, bu ülkelerin hepsini dolaşmıştım yani. Çin nasıl bir yer? Çin çok büyük bir memleket, çok yenilikçi. Ne verirseniz onu imal ediyor. Kalite yönünden hiçbir şüpheniz olmasın. Bugün İtalyan, Alman bile Çin'de imalat yapıyor, Türkiye'de satıyor, pazarlıyor. Ne imalatları gördünüz yenilikçi olarak orada? Yeni, ben konumdan bahsedeyim. Hidrolik ve pneumatik dediğimiz sektörde Çin çok büyük bir pazar elde etmiş. Her şeye açık, çok hızlı, çok çabuk araya gelişmesi var. Her ürünü yapabiliyor. Oraya gidip gelme uçakla ne kadar sürüyor zaman olarak? 12 saat uçuş süresi var. Türk Hava Yolları ile direkt uçuyoruz. Çok daha da gidip gelebiliyoruz yani. Orada ne kadar kalıyor gidenler arkadaşlar? Giden arkadaşlar Şangay'a gidiyoruz. Türk lokantaları var. Buralarda yeni içmesini temin edebilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Orada bulunan öğrenci arkadaşlar veya işte kalan Türkler var. Onlardan da tecrübemizi burada alabilirler. Peki orada kaç gün kalıyorsunuz? Ben gittiğimde 15 gün kalıyorum. Çalışmış olduğum firma beni misafir ediyor. Herhangi bir ücret ödemiyorum. Çok memnunum kendilerinden. Her şekilde beni ağırlıyorlar, işimi görüyorlar, geliyorum. Gittiğiniz yerlerde en güzel ülke hangisi? Valla şimdi Almanya tabii güzel bir ülke, İtalya güzel bir ülke ama Çin yenilikçi ve çok daha gelişmiş bir ülke diyeyim yani. Gelişiyor, gelişmeye hazır bir ülke. Peki, Göreli mi güzel yoksa İstanbul mu? Göreli'miz tabii ki güzel. Göreli'ye ben bayılıyorum. Bu işimi de bahane ederekten ayda bir Göreli seyahatimi yapıyorum.
Trabzon, Rize, işte Ordu, Samsun bölgelerine de bizzat kendim bakıyorum. Özel arabanız var mı? Özel arabam var. Kaç günde geliyorsunuz? İstanbul'dan buraya bir haftada geliyorum seyahat yaparken. Yavaş yavaş geliyorsun. Müşteri ziyareti yaparken geliyorum. Müşteri ziyareti? Evet. Rize, Bolu, Ankara, Çorum, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon ve Rize'ye kadar Erzurum'a da geçiyorum. Bu bölgeleri bizzat kendim takip ediyorum. Müşterilerimi dinliyorum. Her türlü şikayetlerini dinliyorum. Onları isteyene göre ürün yapıyorum orada. Ne gibi şikayetler oluyor? Müşterimizin genelde şikayeti, bizim getirdiğimiz ürünler garanti güzel ürünler. Sadece bilinçsiz kullanım var. Tüketici biraz bilinçsiz. Bunların pneumatik konusu Türkiye'de son 20 senede çok iyi bir potansiyel etti. Onun için bunu bilmiyorlar. Bu bilmeyen arkadaşlarımıza da bunu öğretiyorum. Zaman zaman işte görevimize geldiğinde görevime tonum şikayetlerini dinliyorum. Ondan işlerini hallediyorum. Yine kasap bir arkadaşım burada bu kurban döneminde zor durumdaydı. Onun işini hallettim, gördüm. Yani. Görele betonun ne işi vardı? Görele betonunda zaman zaman işte pneumatik pistonlarında arıza oluyor. Aktüatörlerinde arıza oluyor. Ben onları götürüyorum, kendi arabamı İstanbul'a tamir ediyorum. Bakımını yapıyorum, tekrar bir hemşire hizmeti yapıyorum onlara. Peki bu kısa sohbet için size teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Sizi fazla terletmeyeyim, burası çok sıcak. Burası...